Tekstil bize geldiği 80'li yıllarda bize de bayağı zenginlik getirdi biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Avlu Bornoz Üsedene'ydi. Denizli diye bir kent sırf o yüzden var oldu. Gerçi orada bir aptallık yaptı. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Adamın bir tanesi Denizli'de gitti, ne yapayım, ne edeyim dedi. O sırada teşvikler inanılmaz. 100 milyon, 200 milyon, 80 milyon, 50 milyon dağıtıldığı dönemde Avlu Bornoz fabrikası kurdu Denizli'de. En son teknoloji olduğundan dolayı dünyanın en iyi havlu ve bornozu oldu. Çok da uyanık bir iş adamımızdı. Daha sonra medyadan da biliyorsunuz, sanatçılara da pek merak edilmiş iş adamımız. Wimbledon açık tenis turnuvasında İngiltere'de onun resmi sponsoru olmak gibi böyle bir inovasyon yaptı. Dünya markası haline geldi. Sonra ne oldu? Oradaki herkes, ben de isterim, Me Too ekonomisi diyorlar, tatlı. Aynı uçağı, aynı fuara ve aynı makinalardan almaya gitti. Bunlardan bir tanesini tanık olduk. Önde bir tane ismini vermeyeceğim bir sanayici, tekstil konusunda dedi. Fuar gezerken sar şuradan bu kadar bu kadar gider, öbürleri de aynı şekilde aldılar. Bütün oradaki, Milano'daki tekstil fabrikaları servisi. Deki bütün makinalar bitti. İçlerinden bir tanesi, Denizli'de makine kalmadı. Havlu bornoz makinesi kalmadı. O gidip paraşüt kumaşı fabrikası almak zorunda kaldı ve çok bahtsız hissetti kendini. Sonra da biliyorsunuz 2009-2008 küresel kriz, pardon 1998 küresel krizde bir şeyi fark etti bizimkiler. Dünyadaki havlu bornoz tesisinin 1/3'ü dünyada bir yerde bir kentte. Ve insanlar 1/2 de havlu bornoz değiştirdi. 2 tişört olsa neyse. Ve battılar. Bir tek bir kişi batmadı. O sırada bir bayrak modası çıktı. Paraşüt kumaşıyla bayrak aynı dinledi. O adam, o hani o batsız adam bir anda hayatta kalan adamlardan bir tanesi oldu. Bu stratejisi olmayan bir şekilde nasıl bir fırsatın kaydığı noktasında deniz gördü. Şimdi Osmaniye'nin noktasına geldiğimizde Osmaniye'nin burada okuyacağı noktasında buraya gelecek olan herkes doğal olarak sizi buradaki fırsatların, pazar fırsatlarını yer stratejik önemini yerel kabiliyeti ve kullanma noktasında size biçtiği yapılanma üzerinde bir alanda tutmak ister. Genellikle tedarikçi tutmak ister. Çünkü biliyorsunuz eğer birisi tedarikçi ise yan iş. Hani onun üzerine katma değeri yiyen başka birisi vardır demek. Eğer birinin tedarikçisiyseniz bu büyük ihtimalle sizden sonra bir başka katma değer ortaya çıkıyor. Ya da siz bu anlamda daha seçici olarak daha şimdiden kentin aklı olarak, ileri gelenleri olarak bir pozisyon almak durumundasınız. O da nedir? Hangi yatırımlara izin verip hangilerine vermemektedir? Şeyden beri inceliyorum, İskender'den uyana bu kentler niye ayakta duruyor? Niye bazı kentler yok oluyor, bazı kentler yükseliyor? Çin'de bugün Guangzhou bölgesinde 7 tane kenti birleştirdiler, 47-48 milyon nüfuslu. Dünyanın en büyük ilk mega kentini buldular. Ben oraya gittim, gezdim. Mesela bu üniversite kampüsünü az gördüm ama bundan daha büyük plantasyon sadece Audi fotokopi makinesi. Yani sadece Audi benzeri arabaların çoğaltıldığı alan. Bir başka bölge gittim ben 30 bin dolar satış fiyatı olan Ferrari'ye. Sadece Ferrari'ye diyor. Ambleminde at yerine ejderhaların bulmuş. Yani bir ne atarsan içerisine onu çoğaltıp dünyaya satan bir fotokopi makinesi şeklinde kentini pozisyonluyor ve buraya sadece bu amacına hizmet edecek yatırımcıyı koyuyor. Onun dışındaki hiç kimseyi adım bile attırmıyor. Kravat kentleri var. Sadece o kent kravat üretiyor. Dünyanın bütün kravatını üretiyor. Siz kravatı normalde 5 liraya mal edip 6 liraya satarken, göbek atarken o onu sentlere indirecek ölçekleri yapılmış. Şimdi böyle yapıldığı içerisinde o alanda, dar alanda tutmak noktasındaki gelecek baskı nasıl görülüyor? Burada hangi dinamik sizi ayakta tutacak, hangisi işinize yarayacağı bakmak gerekiyor. Baktığınızda üçlü bir sacaya görüyoruz. Bir tanesi tarihi kültürel miras, ya vardır ya yok. Las Vegas gibi olmayanı yaratmanın maliyeti çok yüksek. Bir amaç için yaratırsın, sonra o amacı ortadan kalktığında tarih sahnesine silinip gidecek. Ya da Dubai benzer bir şekilde yaptı. Tarihi kültürel mirası yoktu. Dünyanın en büyük kulesi orada. Metrekare fiyatlarını şu an
kullanmıyor. Dubai şu anda bir jübile yaptı. Geriye doğru hızla sayılıyor. Yok olmak üzere gidiyor. Tarihi kültürel miras. Burada var mı yok mu? Hangi devirlikte var? Neyi başarmış tarih sahnesinde? Neyi başaramamış? Birinci bacak bu. İkinci bacak doğal kaynaklar. Doğal kaynaklara sizin öncelikle coğrafi konumunuz, ondan sonra faunanız, zeytin misali düşünüyor ya da neyse fıstık, bilmiyor, ne varsa, madenler, şu bu, her neyse, doğal kaynaklar. Ama asıl zenginliği yaratan üçüncü bacak yerel kabiliyetler. Siz neye kabiliyetiniz var, neye yok? Neyi iyi yaparsınız, neyi yapamazsınız? Biz böyle Anadolu'yu dolaşırken Bartın'da bir strateji geliştirmiştik, onu uyguladık. Bartın niye var dedik, yani bu niye tarih sahnesinin silinemiyor bu kent? Normalde bakarsan uzamayan, kısalmayan ama hep var olan. Baktığımızda Osmanlı'nın kadırgasını yapıyor. Böyle bir geleneği var. Orada kadırga yapma mesleği var ve kahveler orada mektep olarak bunu kuşaktan kuşağa getiriyormuş. Osmanlı bütün kadırgalarını, kalyonlarını orada yaptırıyormuş. Tarihi kültürel miras böyle bir yere dökülüyor. İkincisi doğal kaynaklar ağacın burnunun dibinde. Üçüncü bir taraf eksikliği yerel kabiliyet. Bunun aktörlerini acaba biz buluşturursak ve birbirlerine konuşmasını sağlarsak bu yeni kalkınma biliyorsunuz şey diyorlar yani kümelenme. O yapı içerisinde harekete geçebilir mi noktasında 4-5 tane adam bulduk. Bunlara bazı kaynaklar verdik ve bir şeyi de fark ettik. Dünyanın en pahalı el yapımı tekneleri orada yapılıyor. Artı bir başka öykü var. Atlı karıncayı bilirsiniz. Amerika'da bir yere atlı karınca açık artırmaya çıkıyor. Altındaki imza Bartın'da üretildiği noktaya çıkıyor. Şimdi bunlar bize sürpriz kullanmışlar. Ama tutup Bartın'da gittiğim zaman 4 tane endüstri gördük biz. Makina vardı, tekstil vardı, gıda vardı, bir de çok küçük tekne vardı. Acaba dedik bunun yerine Bartın'ı var eden dinamik eğer tekneyse tekstilini gemi tekstili. Mobilyasını tamamen gemi üzerine. Makinasını da gemi makinası üzerine okuslasak, bunun aktörlerini yapsak, okul açsak, tasarım bölümlerini kursak ve bunlardaki insanlar olmayan bölümlerini, mesela şey, gemi finansmanı kredisi getirsek. Bu var arkadaşlar, Hollanda'da elimize bir tane lale alın, şuradan herhangi bir banka şubesine içeri girip masaya bırakın, oradaki adam bakar hemen kredinizi verir. Öyle bir lale üzerine bir kredi ekspertizi uzmanlığı olmuş. Şimdi orada finansın da böyle akord olması gerekiyor. Eğer burada sizin işiniz petrokimya ise bunu ben bilemiyorum. Siz bunu yerel petrokimya konusuna uygun finans gelecek. Çakallar gelmeyecek buraya. Yani buradaki kredi ihtiyacını sömürecek bankalar yerine buradaki yere kabiliyetleri hayata taşıyacağı alanlarda ki bankalar gelecek. Ama siz yerel aktörler bunu böyle pozisyonladığı zaman bir kent aklı oluştuğu zaman bu böyle. Yoksa öbür türlü burası zaten teşvik yasası yüzünden göç aldı. Doğru mu? Bir sürü sanayi katlandı. Bugün gittiğim fabrikalarda gördüm. Sigortalı işçi sayısı geliyor. Nitelikli, siz söylediniz, nitelikli emek geliyor. Yarın öbür gün nitelikli emek yerine buraya kendi içerideki üniversite kendi insanını getirince gitmezse onun işinden edecek olan daha fazla emekli gelecek. Ama bu gelen insanlar soracağız. Günün sonunda kentine bırakıyor. Kentine bırakıyor. Kentten ne götürüyor? Şimdi bu hikayede eğer aklınız varsa 80-20 kuralı şöyle çalışıyor. Meşhur Pareto'nun 80-20 kuralı var. O da şu. Hani müşterilerinizin %20'si aslında gelirinizin %80'ini oluşturur. Ya da hayatınızın %80 anlamını %20 zamanımız oluşturuyor. Baktığınızda 80'ini alıp götürüyor, 20'sini yerine bırakıyor. Şimdi bunu tersine çevirmek de ancak bu anlamda kendinizin neyi yaptığınızı ve neyi yapmamanız gerektiği noktasında şekilleniyor. Biz eskiden bir şey isteyince herkes için isterdik bölgeler arasında. Havaalanı, ben hatırlıyorum, İsparta'da havaalanı var. Her şey şahane. Bir eksiği var, uçağı. Yani o kadar, hatta Demirel'in memleketi diye oraya da bir şey yapıyor. Dağları da, çağları da deldi ki müjde İsparta'ya uçak ile geldi.
Uçak ile geldik ama askeri uçakla geldiler oraya. Normal sefer yok. Çünkü böyle bir şey lüksü yok. Ordu da havaalanı kuracağız. Samsun, Girasuzak, Trabzon, Dövbeşarak, Karada, Dere'de kaldılar. İkisi ayrı ayrı havaalanı istiyor. Ben kendimden bir örnek vereyim. Neden Osmaniye'nin ortak davranması gerektiğini. Artvin'den inip Samsun'a kadar 9 tane yer gezdim. Herkesin türküsü şuydu, buradan Mersin'e inecek bir tane yol istiyorlar herkes. Ya diyorum hani bir aradan geçsek bu altları geçmek gibi, yukarıdan geçince bunun bakımı zor. İkiniz bir araya gel, hani burada zaten geçilmişi vardı, hayır diyor. Rize diyor ki, başbakan benden diyor, hani buradan geçmesi lazım. Dedim oraya. Trabzon diyor ki, benim zaten var, onu genişletelim, başkasına ihtiyaç yok. Peki orduyla Samsun arasındaki mesafeyi biliyor musunuz arkadaşlar? 50 kilometre. Ayrı ayrı geçelim diyorlar. Şimdi Allah bir ulusu helak edeceğiz ama önce dilini alır, sonra da aklını alır. Zaten dili alınca akıl da beraberinde gidiyor. Şimdi böyle bir akılsızlık noktasında Türkiye'yi bekleyen tuzak Osmaniye'dir. Türkiye'yi bekleyen tuzak orta gelir tuzağı. Hiç duydunuz mu söylediğimi bilmiyorum ama dünyadaki ülkelere baktığımızda 3 grup ülke var. Yani genellikle gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve gelişmemiş ülkeler. Ben onu şöyle bakıyorum ona. 3 tane ülke var. Birinci ülke grubu kilosu 1 dolarla 10 dolar üzerinden mal üreten ülkeler. Türkiye bunlardan bir tanesi. Yani üretiyor ama nitelikli bir ülke yok. İkinci grup ülkeler kilosu 10 dolarla 100 dolar arasında mal çeşitliğine sahip ülkeler. Üçüncüsü 100 dolarla arasında kilosu mal üreten ülke. Bizim pek beğenmediğimiz Malezya %65'i ihracatının %65'i nitelikli mal ve hizmet ihracatı. Türkiye anlamda düşük gelir grubu ülkesi içerisinde. İkincisi emek noktasında baktığımızda Amerika'da bir kişi ortalama bir saat çalışmayla milli gelirini 40 dolar artırırken Türkiye'de bu 4 dolar, Avrupa Birliği'nde 29 dolar. Şimdi biz bu işi açmak için çalışma sürelerini cumartesiye getirmek istiyoruz. Böyle bir numara yok. İstersen 7-24 çalış, 4 saat konusundaki verimini 4 ile çarptığın zaman netice belli. Adam gelirsen onda birinle beraber bu öğrencilerin ders çalışma veriminden fabrikadaki insanların verimine kadar bunu biliyoruz. Böyle bir tablo yok. Başka bir şey ne yapıyoruz? Bu anlamda biz ihracat hedeflerimizi, 2023 hedeflerimizde genel olarak yanlış içerisinde Osmaniye'ye bağlayacağız. 2023 hedeflerimizi biliyorsunuz. 2 trilyon gayri safi milli hasılat, 50 milyon turist, 500 milyar ihracat. Bakın hepsi rakam. Hepsi nicelik. İtalya'ya geldiğimiz zaman eğer siz 500 milyar ihracatı 1,5 trilyonluk ithalat karşılığında yapıyorsanız o zaman siz cari açığı besliyor, fakirleşiyorsunuz ve ihracatın hamalı oluyorsunuz. Turizm de 50 milyon turisti eğer 3-5 paraya getirip ondan daha fazla hizmet verip para almak yerine yapıyorsunuz, bunun sıkıntılarına karşılanıyorsunuz. Yani bu açıdan baktığınız zaman Türkiye'nin yavaş yavaş nicelikten niteliğe doğru kayması gerektiğini söylüyor bize. Zaten biz de bunu fark ediyoruz. Allah'a şükür de son zamanlarda iyileşmeye başladı. Benim sorunum yapmıyoruz değil, yapıyoruz, başladık, uyandık. Fakat sürat konusunda hala çok yavaş kalıyoruz. Osmaniye'ye gelince de Osmaniye önümüzdeki dönemdeki 10 yıllık hedefini nasıl koyacağı noktasında bakınca genellikle sanayi metrekaresiyle, sanayi, organize sanayi bölgesi metrekaresiyle, sigortalı işçi sayısıyla ya da henüz ilan edilmeyen yani uzun zamandır ölçülmemesiyle birlikte yerel il yurt içi hasılatıyla ölçüyoruz. Ama baktığımızda bu bir ölçü değil artık. Bu nicelikler üzerinde. Osmaniye neyi farklı yapıyor ve ne kadar katma değer yaratıyor noktasına geldiği zaman gerek kendisinin girdiği işlerde gerek buraya gelecek olan yabancılarda daha sessiz olmak durumunda kalıyor. Diyeceksiniz ki ortalıkta kuyruğa mı girdiği insanlarla böyle konuşuyorsunuz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Önümüzdeki 5 yıl bunun hesabını benden de sorabilirsiniz. Gelir burada da özel bir alan, özel pazarlar konusunda daha sıkıcı ve katma değeri daha da yükseltici alanlarda Osmaniye'nin kendini pozisyonlaması gerekiyor.
anlamda da üniversite çok önemli bir tetikleyici. Bazı kentlerde dolaşıyorum dedim ya, bazıları aşağı doğru kafayı vermiş, bazıları yukarı doğru kafayı vermiş. Aşağı doğru kafayı vermiş kentlerde baktığımda kurnazlık kültürü çok yaygın. Kurnazlık şu, nimeti alıp külfeti ötelenme ve her şeyi başkasından isteme. Kabahati bir sonrakinde arama. Yukarıya doğru giden illere bakıyorum, genelde elinde kaybedecek şeyi, fazla bir şeyi olmayan, biraz da sıkıntıda olan illerimiz bu noktada bir enerji taşıyorlar. Mesela bunların geçtiğimiz 20 yılda Antep, rahmetli Kamil Şerbetçi var, sanayi odası başkanı, benim arkadaşım. Ona gidip gelirdik, o belediye başkanı, o kaç tane daha sivil toplum önderiyle nasıl oldu bu işleri yapıyorsunuz? 85-90'lı yıllarda Antep'te çok zaman geçirdim. Sonra Milliyet Gazetesi'nde yönetirken Anadolu Kaplanları diye Aydın Bey'le bir pazarlık yapmıştım. Türkiye uyanıyor, başka bir yere gidiyor, Anadolu Kaplanları diye bir fikir var kafamda. Ben ekonominin gündelik faizini reddediyorum. Ben bir ay boyunca 5 sayfam var, bir tanesinde borsayı veririm ama 4 sayfamda asla bu konuları işlemeyeceğim, Anadolu'yu işleyeceğim diye. Anadolu Kaplanı, Anadolu Kaplanları. Bir tanesi Antep. Antep'te çok fazla kaldım. Sordum ona, neden yapıyorsun? Çok güzel bir şey anlattım ona. Dedi ki, benim babamın ömrü Ankara'da Gaziantep'e bir kit getirmek için kulis ve lobicilikle geçti. Bir ömrünü bitti. Başarısız oldu. Allah'a şükür ki başarısız oldu. Eğer başarmış olsaydı bugün ben işe girmek için babamın ölüp bu pozisyonu boşaltmasını bekliyordum. Yani biraz da imkansızlıklar noktasında var. Ben de onlara kaplan bakışını niye verdiğimi anlattım. O da bana sordu. Peki Anadolu Kaplanları niye dedi? Bence Rocky filmini seyredeniniz vardı. Rocky'nin birinci bölümünde hani boksör, Sylvester Stallone, rakibini yeniyor, şampiyon oluyor. İkincisinde ise sürekli o şöhretin getirdiği rahatlıkla meydan yapmış, şova yapmış, işler yapıyor falan filan. O sıra aç olan bir tane zenci geliyor, yuvan maçında onu elinden yeniyor, şampiyonluğu alıyor. Acıyor Rocky dedikleri bu meşhur Rocky. Sonra dertleşiyorlar, muhasebe yapıyorlar. Rocky soruyor, ya biz nerede hata yaptık diyor. O antrenörü anlatıyor, şöyle diyor. Seni bulduğumda diyor, gözünde aç bir kaplanın bakışı var. Onu kaybettim diyor. Şimdi Osmaniye'nin insanların gözünde aç bir kaplanın bakışı var. Bu gerekli dinamizm. Ama yeterli değil. Yeterli bunun arkasında, o gözün arkasındaki o bakışın arkasında bir deyim. Yani daha fazla akıl kullanmasıyla ancak kolay değil. Eğer ikisi bir arada olmazsa Osmaniye'de Türkiye'nin büyümesinden pay alacak. Türkiye ne kadar büyürse ona da bir şeyler düşecek. Ama inanın bana, dert başına milli gelir çok kötü bir rakamdır. Kimin başına ne kadar gelirini anlatmaz. Sabancı'nın başına düşen dert başına milli gelirle sizinki aynı. Ortalama da kötü bir şey. Bir tane insanın vücudunu al, kafasını +75 derece fırına sok. Ayaklarını -35 derece buzluğa, göbeği tam 37.5 derecedir ama ölüdür. Yani ortalama bir şey ifade etmiyor. Osmaniye bu ortalamanın üzerinde hangi tarafa ait olacağı noktasında benim gördüm. Kafasını yukarı vermişken ama eksiği genellikle benim müşahede ettiğim noktasında bu konuda bir ortak akıl oluşturma noktasında henüz daha olacağı çok fazla yol var. Evet, şimdi o zaman soru cevabına geçmiş olduk böylece. Şimdi krizlerin en güzel numarası nedir arkadaşlar, biliyor musunuz? Benim hayatım krizlerle dolu. Şükür ki krizler oldu hayatımda. Çünkü attığım bütün adımları krizde aldım. Çok ağır sigara içiyordum, püro içiyordum. Ciğerlerim iflas etti, kriz yaşadım ondan. Hayatımdaki bütün artılar şeyle geldi, krizle geldi. Krizler önemlidir. Deprem sabahı hepimiz jeolog olduk. Hatırlayın. 29 Ağustos, 28, 17 Ağustos sabahı hepimiz bir anda jeolog kesildik. Krizlerin bir başka özelliği var. Servet el değiştirir. Servet her anlamda el değiştirir.
Bu şirketler zor duruma düşüp başkalarının topladığı bazı firmalar öyle olmuştu Türkiye'de. Bunlar bu sürü korkutulmuştur, krizdedir, yönünü bilmemektedir. Etrafta dururlar, yavaş koşanları toplarlar, kendi ganimetini sağlar. Türkiye'nin 2001 krizinde servetinin %40'ı el değiştirdi. Bunu şundan anlatmaya çalışıyorum. Birinin krizi aynı zamanda öbürünün fırsatına dönüşür. Şimdi yukarıya giden iller, aşağı giden iller noktasında yavaş yavaş roller de değişmeye başladı. Nasıl ki Türkiye bundan 50 sene önce Davos Brunay'la beraber azot yüklerini Almanya'ya gönderiyordu hatırlarım iş kapısı olsun diye. Bazılarımız bir tane oturma izni alıp kaçak çalışmak için oralarda bulunuyordu. Şu anda sadece Avrupa. Sadece Avrupa Birliği'nde. 1 milyon kişi kaçak İstanbul'da. Niye geldi? Çok nasip sebebinde. Siz eğer bir yerde zenginlik varsa oraya gidiyorsunuz. Şimdi, peki niye oradaydı Almanya buraya geliyor diye bakıyoruz ya da İngiltere, özellikle İngilizler çok fazla kaçak İngiliz ortalıkta. Moldovyalı değil, dikkat edin İngiliz. Bakın İngiliz. İngiliz kaçak işçiler çok fazla artmaya başladı. Niye geliyor? Kendi ülkesinde bir istikbal bitti. O dolu bölümü bitti, iş imkanlarını kaybediyor, orada zenginliğe geliyor. Biz onların entelektüel sermayesini alıyoruz. Hatırlayın, Amerika en büyük numarası 2. Dünya Savaşı'ndaki uzay endüstrisini oradaki kaçan insanlarla sağladı. Rusya yıkıldığı zaman en az biz yararlanabildik. Oradaki entelektüel sermayeyi Avrupa kapıştı. Şimdi Türkiye noktasında böyle bir durum aynı şekilde iller arasında var. Trabzon için söylediğimizde Trabzon göç veriyor. Artvin göç veriyor, Rize göç veriyor, Samsun göç veriyor. Ne yapıyor? Entelektüel sermayesini kaydırıyor. Girişimcisini kaydırıyor. Ve işletmeler orada kapanırken öbür tarafta çıkıyor. Ve bir anda bir birlikte olan bir ölçek doğmaya başlıyor. Şimdi aynı şekilde Orta Anadolu'da başka örnek vereceğim. Uzatmaya gerek yok ama. Burası için gördüğüm yapıyı söyleyeyim size. Adana eteğindeki taşları dökmüş, çağ üzerinden geçmiş, uzun bir duraklama döneminden sonra gözlemleri ve metrikler oluşturuyor. Gerilemeye başlamış. Eski tür varoluşların kendi. Tarih sahnesine bakın, bazı kentler yukarı çıkar, tamamla, bazıları aşağı iner. Sebep onları yukarı çıkaran dinamikler ortadan kalkmıştır. Ya da o yokken onu niye yüceltmiştir? Mesela İpek ve Baharat dolu bizim üzerimizdeyken bir imparatorluğumuz var. Sonra pusula diye bir şey çıktı, ticaret yolları denizlere kaydı, üstümüzden giden gelen olmadı, fakirleştik. Sebeplerden bir tanesi. Bolu tünelinden geçenimiz var ya, Bolu Tüneli açılmadan önce biliyorsunuz depremle geçildi falan filan. 10 sene öyle yaptı. Ben de bir huyum var. Ankara-İstanbul arasında uçak kullanmıyorum. Çünkü aynı saat. Uçağı bekle falan filan. Arabaya gidiyorum. Bir de buradaki yolda şehir içinde kullanmıyorum. Bir de bir keyfim var. Oradaki Bolu Dağı'na çıktı. Orada yemek yedim. Yerlerim falan. Oraya sorduğumda ya dedim burası açılacak. Siz ne olacaksınız? Bir şey olmaz abi. Bize bir şey olmaz. 184 işletme vardı. Tünel açıldı. Şu anda 8-10 tane var. Onlar da özel varoluşlarla gidiyor. Açılarından bir tanesi akıllı çıktı. Sabahattin diye. Sabahattin ileri diye biri vardı. Daha bunlar böyle bize bir şey olmaz abi modundayken gitti orada bir kendine yer aldı. Daha sonra öbürleri aman Sabahattin abi biz de kenarına ilişebilir miyiz diye onun kenarında yer almaya çalışıyorlar. Şimdi aynı şekilde Osmaniye ile Adana arasında bir yapı var. Teşvik sistemiyle zaten İskenderun bölgesinden yerler geldi. Onu devlet sağladı. Bu sizin en büyük havucunuz olur. İnanılmaz bir şekilde. Cazibe oluşturma noktasında bir karar sizin kaderinizi başka bir noktaya çekti. Bir tercih kaderi oluşturmaya başladı. Zaten bugünün tercihleri yarının kaderine dönüşüyor bir açıdan. Başka bir şey var. Bu gerekli ama tek başına o değil. Başka bir noktada acaba başka kentlerin artık beceremediği hangi kabiliyetleri biz burada alabiliriz? Aynı krizlerde servetin el değiştirmesi gibi. Kimse size gelip kendi işini hediye etmeyecektir. Kimse gelip size aman biz bu işi burada yapalım, çok beğendik demeyecektir. Geliyorsa zaten onun maliyetiyle geliyor. Büyük ihtimalle senin daha düşük tutup oradan yararlanmaya geliyor. Onu anlattım yabancı sermaye için. Ama mesela Adana gibi ya da İç Anadolu'daki bazı kentler isim vermeyeyim kadar çünkü bir müddet sonra da bunlar da çok kısıyorlar.
dedikler. Bunları ben Trabzon'da söylediğim zaman linç edilecek. Yani Trabzon'un yarını yok demiştim. Ne demek istiyorsun? Biz seni şey biliyorduk, hemşeri biliyorduk, yapılırım. Evet, yok. Ama mesela Osmaniye gibi daha eteğindeki dökecek taşı hiç olmamış ki. Yeni yeni oluşmaya başlamış. Bir de stratejik konumu itibariyle buradaki havzadaki zenginlikte yukarıya doğru olacak bir denkentte bunu pasif karşılamak yerine üniversite, kamu sektörü, şey, kamu, özel sektör, bir de STK, dörtlü bacakla çalışıyormuş. Üniversite bacağı var, fikirlerin geliştirdiği, STK, kamu ile özel sektörün ara kesildiğinde bir araya geliyor. Hangi işleri artık başka civar coğrafyalardan devşirilip burası üst olarak konulabilir. Bunun için ne gerekli noktasına baktığın zaman genellikle bunu şöyle yapıyoruz. Başkasının kopyalıyoruz, kopyalı yapıştır yöntemiyle. Allah bilir sizin valiliğimizin de baksam burayla ilgili bir stratejiler var. Mark Twain'in güzel bir lafı var. Herkesin zengin olmak için bir yemek planı vardı. Buranın var. Devletimizin de vardı 5 yıllık planları. Hatırlayın arkadaşlar. Değil mi? Bilmem kaçıncı, en son 13. 5 yıllık plan mı ne? Onlarla bir yere varamadık. Allah'a şükür şu DPT'yi Kalkınma Bakanlığı'na çevirip bir rapor üreten bir kurum haline getirdik de biraz önümüz açıldı. Bir şey yapmaya çalışıyoruz. O anlamda belki sizin sorduğunuz soruya cevap olarak şunu söyleyebiliyorum. Bununla ilgili olarak sizin hangi kabiliyet envanterinizi çıkarmanız gerekiyor? Hangi işlere bakmanız gerekiyor? Hangisinin hayatta karşılığı bulunabilecek noktasında? Coğrafya her şey değil. Bir de ben gördüğüm bir şey var. Batılıların ve çalışanların sizin iş birliktelikleri iş birimleri oluşturmanız gerekiyor. Yani teker teker bir başarı elde etmesi söz konusu değil. Başka soru? Buyurun. Sesi, mikrofonu. Birlikte iş yapmak becerisinin olmaması, ekonomik bir araya getirdiği ortamı tasvip etmesi noktasında. Sosyolojik olarak bir arka plan araştırmanın neden? Yani bizim coğrafyada çok bahsettiğimiz bölümünün yani bununla ilgili böyle elinizde herhangi bir şey var mı? Var. Var. Mesela bu sadece bize değil. Haksızlık yapmayalım. Doğu coğrafyalarında genel olarak birinci sebep bu su gibi. Böyle kültürü yok. Biraz kendimizi konuşuyoruz. Biraz acı olabilir bu. Bu su. Zannedildiği kadar da mert insanlar. Mertlik zamanına sadaka, sözüne sadaka noktasından anladığımız zaman. Ve bu su kültürü yerine böyle kültür. Yani rekabeti biz şey olarak algılıyoruz, düşmanlık olarak algılıyoruz. İkincisi, bunun getirdiği kurnaz yapılar, kısa vade. Yani kısa vade nedir? Bugün karın için uzun soluklu fırsatını kaybeder. Bu da şöyle aşılar, aşanlar şöyle aşılar. İyi örnekler toplumda çoğalmaya başlayınca toplamışız. O yüzden belki de STK'lara, yani kent aklına düşen en önemli faktör bir kuluçka oluşturmalıdır. İnanın bir örnek, yanına bir de birkaç örnek referans için gelir. Ondan sonra insanlar onu hissediyor, evet, kopyalıyor. Ama bunu yapmadığımız sürece bizdeki en büyük sosyolojik artık yanıyor. Kısa vade. Benim olsun, az olsun benim olsun. Bizdeki. Öbür tarafta ise fayda ürettikten sonra bu faydadan sürekli olarak bana daha fazla düşer. Bu da başka bir vardır. Bu aslında gördüğümüz altın şirketlerdeki durum da bu. Ben faydaya odaklanacağım. Klasik laftır hani hızır üzerinden anlatılır. Hızır görmüş birisinin. Dile benden ne dilersen ama dikkat et. Sana ne verirsen komşuna iki katını vereceğim. Ona göre ha demiş. Batılılar köşk istemiş, araba istemiş, Ferrari istemiş. Bizimki de şey istemiş, benim bir gözümü çıkar demiş. Çünkü iki katı komşuya gidiyor. İki katı. Şimdi bu bir kültür. Bu aynı zamanda sizi, yani bizim önümüzü tıkayan bir kültür. Aşmamız gereken bana göre yıkılası bir töre diyebiliriz. Dinimizde töremiz aslında bu değil. Sonradan edindiğimiz bir kötü alışkanlık diye düşünüyorum. Beyefendi var arkada. Konuşmanızın başında Amerika'nın durumunun ekonomik olarak çok iyi olmadığını,
15 yıllarında aynı sıkıntıyı yaşamayacağı garanti verir. İkinci sorum da şu. Bir dakika, derin sorunuzu anlamadım. Türkiye? Avrupa'nın ve Amerika'nın yaşadığı bu sıkıntıyı yaşamayacağı garanti midir? Bu soruyla alakalı olarak Türkiye enerjide dışa bağlı olduğu sürece ne kadar ilerleyebilir? Japonya ilerlediği kadar ilerler. Bir yere gelir, ondan sonra 10 yıl süren durgunluğa gömülür. Eğer kendi enerjisini yaratmışsa, öbür türlü gelince Türkiye'nin başından bunların başına gelenler gelecektir. Bu hızlı büyümenin getirdiği sıkıntılarda bunlardan bir tanesi olmasa diye dünyanın en büyük konularından birini, özellikle entelektüel araştırmalarıyla ilgili. 2035 dünya ve 2050 dünya çalışması var. Şu anda referans kalıyorlar. 2035 çalışmasını biliyorum. Türkiye 9. ülke. 10. ülke Almanya, 11. ülke Fransa, 12. ülke Japonya. Bak Japonya 2.'ydi, oraya kadar gitti. Sebebi enerjisi yok. Dışarıdan gelen şeylerle yaptı. Onun dünyası geçti. Fakat burada başka bir şey söyleyeceğim size. 1. ülke Çin, 2. ülke Amerika ve asıl hiç aklınıza gelmeyecek bir ülke söyleyeyim size. Endonezya 4. ülke. Şimdi, sebep? Sebep çok basit bir şey var. Entelektüel sermayesi bizden çok daha ileride, çok daha fazla eğitimini yatırmamış. Mesela biz eğitim noktasındaki dar boğazı aşamazsak 35'li yıllarda bu şartı koşuyorlar. Türkiye şeyden çıkamayacak diyor. Bir kısmı vites büyütemeyecek. Orta gelir tuzağından çıkamayacak. Şöyle, biz eğitimi bile ihracat gibi ele alıyoruz. Ne yaptık? 4+4+4. Ben de bunun şeyinde, hükümetin üyelerinde bulunduğu bir ortamda yıllarca interneti savunmuş, işte kara tahtayla şunu değiştirdim savunmuş. Bir adam olarak şöyle, ya 40+40+40 modelini öneriyorum. Hayatını çalıyorsunuz insanlara. Eğer onlara siz işe yaramaz şeyleri eğiteceksiniz, yani öğreteceksiniz, bunun okulda tutmanın bir anlamı yok. Yani tablet, adına Fatih Projesi dedik, yani nicelikten niteliğe geçme noktasında. Fatih Projesi nedir diye sorduğumuz zaman baş harflerini getirmişler. Fatih ne demek? Arapça miftah açmaktan, fethetmek. Bir yerden giriş kapı. Fatiha Kur'an-ı Kerim'in girişi gibi. Onunla benzetmişler. Fatih'in de o özelliği var ya, çağ açma noktasında. İyi de Fatih projesi tarihe baktığın zaman Akşemsettin ve Molla Güralip projesi aslında. O da hoca olmuş. İlk versiyonlarında network bağlantısı yoktu. Sonra onun üzerinden konmuş. Anlatmak istediğim, Türkiye o anda eğitime bağlı olarak, eğitimdeki ektiği tohumların neticesinin önümüzdeki çeyrek asır içerisinde ezberden kurtulma noktasında sürdürülebilir kılıp topladığı zaman onunla kavşakta 9. ülke olabilir. Sadece ciroyla. Peki müsaadeniz hocam bir soru daha ekleyeyim de çok kısa. 95-96 benim hani yaşım itibariyle daha gerileri çok analiz edemiyorum ama Türkiye'deki genç potansiyel, teknik eleman potansiyeli bayağı fazlayken bu 95-96'dan sonra iyice gerilemeye başladı. Ben bunu şeye bağlıyorum, hani yüksek okulların önünün tıkanması, meslekselerin önünün tıkanmasına bağlıyorum. Bu süreç 15 yıllık bir süreç, bu genç nüfusun aktif teknik eleman olarak kullanma noktasında bizi bayağı bir geriletti. Bunu eski noktaya getirebilmemiz için acaba kaç yıl geçmesi gerekiyor? Şimdi Dünya Bankası'nın çalışmalarını hatırlıyorum. Atilla Karabasmanoğlu diye biri var, belki hatırlarsınız. Ya da bakanlıkla yaptı. Dünya Bankası başkan yardımcısıydı. O daha sonra dünyada bu eğitim, Dünya Bankası'nın eğitimlerin başındaydı. Eğitim konusu çınar işine benziyor dostlar. 30 yılda ya da 25 yılda yanlış ya da doğru yaptığınızı anlayabiliyorsunuz. O anlamda bizim o zamanki tercihlerimiz noktasında gelip sıkıştığımız yapı ne yazık ki bizi getirdiği nokta bir iflas noktası. Bana sorarsan kendi kuşağımı zemmederek konuşuyorum. En kötü kuşağın temsilcisi benim. Kolay. Sadece hötzöt oluyor yani. İlgiden ziyade kanaat oldu. Berbat bir kuşak bana göre. Bu şahs olarak kendim üzerine bunu anlatıyor. Bunun öğretmenleri de en rezil öğretmenleri. Şimdi gelen yapı içerisinde rekabet daha farklı. İşler daha değişiyor. Bakın interneti aldık biz çocukların emrine verdik.
hocayı dönüştürmedik ne oldu biliyor musunuz? Eskiden bir ödev verdiğin zaman araştırırdın, ağzını elinle yazardın. Geçenlerde bir arkadaşım şikayet ediyordu. Ya Şeref Bey, yıllarca siz kara tahtayla internetle falan internet kurumunda çalıştınız. Hala diyor ev ödevini diyor el yazısıyla isteyen öğretmenler var. Bu ne ilkellik o? Hayır, bu da çok iyi. Hiç değilse o kaleme alırken aklına biraz kaya, öbür türlüsüne bakalım. Mesela bir soru soruyor öğretmen, bir ödev veriyor. Beş ececiler, yedi meşaleciler falan edebiyat. Bildiğim bir örnek için söylüyorum. Mr. Google'a gidiyorsun, öğretmen ona soruyorsun. Tak diye getiriyorsun. Zaten 35-36 tane cevap var, hepsi birbirinin aynısı. Alıyorsun onu, fareyle seçiyorsun. Rengiyle değiştiği zaman hepten okunmaz hale geliyor. Sonra onu geliyorsun, bir tane kağıdın üzerine koyuyorsun. Laser printer'la servis ediyorsun, hocaya teslim. Akıl demeden bir sarkı var, kopyala yapıştır diyorsun. Böyle bir şeyi kastetmemiştim. Sebebi orada bir iki parçayı öğretmenin düşünmüyor. Bir başka sıkıntı, 2500 lise birincisi üniversiteye giremedi arkadaşlar. 2500 lise birincisi. Üniversiteye giremedi. Bu üçüncü bir faktör. Dershaneler 12 milyarlık bir sektör oldu. Ve son bir faktör, 6. sınıftan bir öğretmenin dert yanmasıydı bana. Metre sistemini sınıfta ünite değiştiriyorlar, hani metre, santimetre falan. Hoca da bir görsel bir şey olsun diye görevliyi çağırıyor müstahdeni. Bir metre al da geldi, bir metre al. İşte tutuyorlar, burası ne kadar? 5 metre, 550, 550 ne eder? 5,5 metre falan diye. Boyun enini ölçelim falan filan. İşte 7 metre, 8 metre falan. Hoca bir soru soruyor. Çocuklar diyor, burasına boyun yetişmiyor, acaba ne olabilir? 700 metre ile 1500 metre arasında cevaplar geliyor. Hoca da bunu söylüyor, bunlar diyor seçenekler arasında yok. Şimdi bu bizim iflasımızı gösteriyor. Bundan daha kötü olamayız. Onu görüyorum. Çünkü gayretimiz başladı. Eğitim şuralarına gidiyorum, bunu sorgulayıp Allah'a şükür sorguluyoruz. Ha, çok daha yanlış yapacağız. Tablete onu koymayı sonradan hocadan akıl edeceğiz. Yani maliyetli ama bunun neticelerini ben büyük ihtimalle siz köprü kuşak olacaksınız ama sizin çocuklarınızın çok daha iyi bir rekabetçi dünyada, dünyada da yeri olan bir şey kuşak olacağını. İnşallah, teşekkür ederim. Evet, buyurun. Buraj Necat'tan Yer Cihaz'dan. Mikrofon. Az önce bahsettiğimiz eğitim sisteminde göz önünde bulundurarak yorumlamamızı isteyeceğim. Yani Japonya'nın 3 dil bile ya da 2 dil ortalamasında olan nüfusunu düşündüğümüzde yani Türkiye bu açı gerçekten birkaç yılda bu eğitim sistemiyle kapatabilecek mi? Asıl sormak istediğimde 10 yıl sonra kapatır mı? Sizin özne görüşünüzü rica edeyim. Söyleyeyim. Japon ortalama yılda 12 kitap okuyor. Bir Türk 2 yılda bir kitap okuyor. O okuyor. Ben okuyorum arkadaş. Başımın ucunda 6 tane kitap var. Paralel okuyorum. Olmadığı zaman gidiyorum. Otel odasında büyük ihtimalle okuma alışkanlığımı kaybetmeyeyim diye o telefon mikrofonlarını okuyorum. Yok başka bir kolay. Metroya gittiğin zaman gazeteleri bile öyle uydurduk. Metroda okunsun diye dar tabloyu koyuyor. Allah'a şükür şimdi bütün bizim gazeteler daralıyor. İnşallah bu niyetle daralıyor. Yani okumazsan nasıl olur, mümkün olur? Ben bunun yolunu bulamadım. Vahiy gelmedi bana, çok dua et. Gelmiyormuş zaten. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Japon okuyor. Vallahi okuyorlar. Gittim gördüm. Buradakiler de okuyor. Ya depremde çalıştım ben. Van depremine gittim. Orada bulundum 6-7 gün. Ya kuratıyor, cebinden kitap çıkarıp okuyor. Ya yoruldun, enkazın altından adam geçirdi. Yani bırak artık. Bu başka bir bağlamış bir şey. Ama sadece Japon okumuyor. Yani 2023'te Japonya'ya geçeceğini inanıyor musunuz? Japonya'yı bu kafayla değil, bizim kafa geçmeyecek. Allah'tan ölüm diye bir şey var da bizim neslin yerine yenisi gelecek. Allah'tan mı var çünkü gitmeyi bilmeyi bilmiyoruz biz. Buyurun. Mikrofon verin. Bitti galiba değil mi? Son soruyordunuz. Tamam. Geliyor sesleri. Ben de buraya yeni atılan bir eğitim veriyorlar. Bilimlerin mahkeme konuluşu seviyesiyle karşılaştırarak bir çalışma yaptılar. Arkadaşımızın söylediğine de cevap
Türkiye'de bütün sınavlarda başarı gösteren, ÖSYS, SBS sınavlarında başarı gösteren 5 tane ilk ön plana çıkıyor. Karabük, Isparta, Burdur, Muğla, Edirne gibi. Bu illerin diğer başarı sıralamasına baktığımızda, kitap okuma sırasına baktığımızda öğrenciler bazında söylüyor. 6.2-6.8 arasında yıllık öğrenci başarı düşen kitap okuma miktarı. Ancak Osmaniye, Akdeniz illeri içerisinde 3. Isparta, Burdur, Isparta 1-2, Osmaniye 3. sırada. Osmaniye'deki öğrencilerin kişi başına düşen okuma miktarı da 3.1. OECD ülkeleri bu dil anlama kavrama yeteneğine dayalı bir sınav yapıyor. PISA projesi, duymuşsunuz. Bu yıl 2012 yılında Türkiye'nin de Osmaniye'den iki tane okulumuz buna katıldı. Soru anlama kavrama yeteneğini ölçüyor. Türkiye 2004 yılında katıldığı bu sınavda 34 OECD ülkesi içerisinden 34. oldu. Bir sonra biraz çalıştı, bir sonraki yılda 33. oldu. Geçen yıl OECD ülkeleri dışında... Ben güzel haberler veriyorsun. Evet, OECD ülkeleri dışında... Ben öyle okuyorum. OECD ülkeleri dışındaki ülkeler de katıldı. 62 ülkeye katıldı, 62 ülke içerisinde Türkiye 47. oldu. O ülkelerin de birinci olan, 1-2-3 olan ülkelere baktığımızda Norveç, Finlandiya, Güney Kore, bu ülkelerde 1-2-3 paylaştılar. Bu ülkelerde yıllık öğrenci başı değil, kişi başına düşen okuma miktarı Norveç'te 48, Güney Kore'de de kişi başına 40 kitap okunduğu tespit edildi. Yani bu kişi başına, öğrenci başına değil. Dolayısıyla okuyarak bu işin çözüleceğini 1-2 bin veriyle destekleme adına söyledim. Lafı bağlarken böyle okumaktan söz edeyim. 27 Mayıs ihtilali olunca ihtilali yapan kadrolar, Milli Birlik Komitesi, 24 kişi bunlar, bir anda toplumun en önemli figürleri haline geldi. O zaman televizyon yok, radyolar buna uygun değil. Hayat Mecmuası diye bir mecmua var. Bu magazin haberleri yapan Çift Türk baskılı bir eski yayın grubu. Bu işte bu darbecilerin eşleri, yaşam hayatı, yaşamlarıyla ilgili, sosyal hayatlarıyla ilgili işler yapıyor. Bir kafak sayısını şey yani, en son hangi kitabı okudunuz diye bir investigation'a ayırdı. Yani bu Milli Birlik Komite üyelerini o sırada açıklayacağız. Ve oradaki 24 kişiden 18'i tuhaftır, tek bir kitap söyledi. Mavi Zambaklar Ülkesi'nde. Sonra bir sosyolog bunu aldı, araştırdı. Meğer bir üç aşağı beş yukarı devre arkadaşı, edebiyat öğretmenleri ona lisede ev ödedi diye bunu vermiş. Ortada kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar, fırsatlar Baht dönemcesi bence Osmaniye'nin üzerine geldi. Sayılarımıza da katılırsınız, katılmazsınız. Bu size bakıyor. Ama bildiğim bir şey var. Fırsatlar ancak gelirken ve ilişkilerin kalanı. Arkasından koş olarak iyi deneyim edici. Hepinize teşekkür ederim. Sayın Oğuz Bey'i bırakmıyoruz. Kendisine çiçek ve hediye takdimi olacak. Çiçek ve hediyeleri takdim etmek üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Orhan Gülkalacı'yı sahneye davet ediyorum. Buyurun hanım. Şimdi de Gıda Tarım
Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam Bey'i sahneye davet ediyorum. Herkesten takip etmek üzere TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Sayın Erçin Kabulü sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Ahmet Andır'ın Ümit Kıda, Hacı Uçar, Uçar Et, Mehmet Kurumuş ve Mesut Kala'yı sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Misafirlerimize rozetlerini takdim etmek üzere tenzip buyurularsa Sayın Rektörümüzü sahneye davet ediyorum. Niye ayrı oturuyor ki?